Merhaba arkadaşlar, bu videomda konuşma halkası tekniğine değineceğim. Sizler tarafından çokça karıştırıldığını biliyorum. ÖSYM'nin de çok sevdiği bir teknik, çıkma ihtimali çok yüksek bir teknik. Peki nedir konuşma halkası? Ayırt edici yönleri nelerdir? Hemen bakalım. Öğrencileri daire şeklinde oturtuyoruz. Bir başkanımız var ve bu başkanımız genellikle öğretmendir. Öğrencilere bir hikaye, bir öykü okur. Ve ardından şu soruyu sorar, soruya dikkat. Sizce hikayedeki kahraman ne hissetmiştir, ne düşünmüştür der. Bakın siz olsaydınız ne yapardınız diye sormuyor arkadaşlar. O neyin sorusu? O örnek olayın sorusu. Sizce olaydaki kahraman ne hissetmiştir, ne düşünmüştür diye soruyor. Konuşacak öğrenci başkanın sağından konuşmaya başlar ve elinde bir materyal bulundurur. Bu materyal kalem, mendil, top, oyuncak her şey olabilir. O materyalin anlamı şu: ben konuşuyorum, söz bende demek. Kahraman şunları hissetmiş, şunları düşünmüş olabilir der ve sıradaki arkadaşına verir materyali. Materyali alan kişi o anda pas diyebilir. Ancak süreç sonunda o pas denen kişiye mutlaka geri dönülür. Yani konuşma halkasında halkada bulunan herkes kahramanın ne düşündüğünü, ne hissettiğini söylemek durumundadır. O an için pas diyebilir ama süreç sonunda mutlaka kendine geri dönülür. Peki o zaman konuşma halkasını ayırt edici iki özelliği var. Bir, konuşan elinde bir materyal bulunduruyor. Konuşanın elinde materyal olan başka hiçbir teknik yok arkadaşlar. İki, sizce öyküdeki kahraman ne hissetmiştir, ne düşünmüştür diye soruyoruz. Bu da değişik bir soru. Başka hiçbir teknikte böyle bir soru yok. Peki konuşma halkasının çocuğa faydası ne? Bir kere kahramanla empati kuruyor. Onun ne hissetmiş, ne düşünmüş olabileceğini söylüyor. Empati yeteneğini arttırır. Anahtar kelimelerinden biri de empati. Ve aynı zamanda kahraman bunu düşünmüştür, bunu hissetmiştir diyerek duygu ve düşünceleri ayırt etmiş oluyor çocuk. Konuşma halkası hem empati becerisi kazandırır hem de duygu ve düşüncelerin ayırt edilmesini sağlar. Unutmayın lütfen, videolarda görüşelim.